Sivil Memurlar Sendikası, SİMESEN Malatya İl Başkanlığı olarak ülkemize son zamanlarda, özellikle de son günlerde yaşanan terör olayları münasebetiyle aldığımız şehit ve yaralı haberleri ve her vatan evladı gibi bizleri de derinden sarsmış ve üzüntüye düşürmüştür. Bu vesileyle bu vatan için hain pusularda ve kalleş terör saldırılarında canlarını yitiren şehitlerimize Yüce Allah'tan rahmet, geride bıraktıkları yetim çocuklarına, sevenlerine, ailelerine ve yüce milletimize başsağlığı diliyoruz. Şunu biliyoruz ki terörün amacı halkta korku ve panik yaratmak, umutsuzluğa sürüklemek, karamsarlığa düşürmek ve psikolojik olarak toplumun huzur ve sükununu bozmaktır. Hangi terör örgütü olursa olsun, hangi kanlı eylemi gerçekleşmiş olursa olsun bizleri hiçbir zaman korkuya, umutsuzluğa ve karamsarlığa sürükleyemeyecek. Tam aksine vatan ve milletin bölünmez bütünlüğüne, kardeşlik ruhumuzun sarsılmaz bağlarının da daha güçlenmesine sebep olabilecektir. Ancak son zamanlarda huzurumuzun, kardeşliğimizin ve birliğimizin dinamitlenmeye çalışıldığı son günlerden geçmekteyiz. Devletimizin bekası, milletimizin varlığı için 1000 yıldır şan ve şeref ile içeride ve dışarıdaki tüm düşmanlara karşı mücadele veren kahraman Türk ordusu ve güvenlik güçleri yine hain ve kardeş bir pusu ile Dağlıca'da ve Iğdır'da kahraman evlatlarının vatan topraklarına eman etmiştir. Millet olarak bir askerimiz veya polisimizin tırnağına batan dikenin acısını yüreğimizin derinliklerinde hisseder ve acıyı yaşarız. Bizler bundan önce olduğu gibi bundan sonra da terörü, şiddeti, kardeşliğimizi bozarak birlik ve beraberliğimizi zedelemek isteyen bütün eylem, söylem ve fitneleri lanetlemeye ve kınamaya devam edeceğiz. Bu terör eylemlerinde her zaman kaybedenler terörü ve bu fitne yuvalarını destekleyenler olacaktır. Şunu çok iyi biliyoruz ki bugün yaşananlar Kürtler ile Türklerin mücadelesi değildir. Kürt terörist değildir. Türk Kürt'ün düşmanı değildir. Tam aksine bizler 1000 yıldır et tırnak olmuş can kardeşleriyiz. Bu ülkede terör yapan ve yaptıranlar hiçbir zaman Kürt'ün temsilcisi olmamış ve olamayacaklardır. Terörle mücadelede geri adım atmadan askerimizin ve polisimizin terörle kararlı mücadelesini cani gönülden destekliyor. Onların her zaman ve her yerde daima mansur ve muzaffer olmaları için dua ediyoruz. Yüce milletimize diyoruz ki terörün bizlerde yapmayı hedeflediği korku, panik, umutsuzluk ve karamsarlığa düşmeden etnik, mezhepsel veya dini köken ne olursa olsun teröre bulaşmamış hiçbir insanımızı düşman görmeden aklı selimle hareket ederek terörü ve destekçilerini güldürmeyelim. Provokasyon yaratmak isteyenler fırsat vermeyelim ki onlar bir kez daha başarısız oldukları ve olacaklarını bu aziz milletin sağduyulu bağrından kendilerine yer bulamayacaklarını anlasınlar. Farklılıkların